Esselamu ala seyyidina Resulullah. Peşaver Geceleri adlı kitapta yer alan e, hususları tahlil etmeye devam ediyoruz. En son e, birinci oturuma bir ara verilmişti. Bir namaz molası verildi. Ondan sonra namazdan sonra e, başka bir Arada başka bir mesele konuşuldu. Ondan sonra İkinci ee, ikinci oturum başladı. İkinci oturumda ehli sünnet adına konuşan kişi e, ee, Şiiliğin Kabul Ahbar, Rehb bin Münebbih, Abdullah bin Sebe gibi isimlerin uydurması olduğunu söyledi. Ee, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın e, bu insanları e, takip ettiğini, bunları e, icra faaliyette faaliyetten men ettiğini fakat e, Hazreti Osman'ın şehadetiyle neticelenen süreçte bunların büyük bir rolü olduğunu, bunların Mısır'da yuvalanıp orayı merkez edinip efendim eee Osman aleyhine faaliyette bulunduğunu söylüyor efendim Şia e, dediğimiz oluşumun da bu kadronun eee ortaya koyduğu bir e, asılsız, sahte bir yapılanma olduğunu iddia ediyor, ehli Sünnet adına konuşturulan kişi. Hemen tekrar söyleyelim. E, burada uzun uzadıya ben bunu e, belki ileride bir kitap olarak basılması düşüncesiyle çok detaylı notlar alıyorum. Tercüme ile orijinal arasındaki farklılıkları, tercüme hatalarını, orijinalde olup tercümede olmayanları, tercümede olup orijinalde olmayanları, yani bütün tasarrufları not alarak gidiyorum. Burada onları e, geçeceğim vakit almasın diye. Bu iddiaya karşılık müellif efendim şöyle diyor. Ee, hakikaten çok büyük bir yanlışlığa düştünüz. Çünkü Şia bir hizip değil, hak bir mezhep ve hak bir yoldu. Osman'ın hilafet döneminde ortaya çıkmamıştır. Resulullah'ın kendi zamanında ve o hazretin kendi düsturu ve buyruğuyla yaygınlaşmıştır. Bu iddiayı ileride e, zikredeceği rivayetlerle delillendirecek... Diyor ki eğer siz haricilerin ve nasibilerin yalan ve iftiralarıyla delil getiriyorsanız biz de hakkın batıldan ayırt edilmesi için Kur'an-ı Kerim ve kendi muteber hadislerinizden delil ve şahitler getiriyoruz. Buradan anlıyoruz ki müellif iddialarına bizim muteber hadislerimizle ve Kur'an ayetleriyle istidlal edecek. Onları delil olarak ehli sünnete karşı kullanacak. Bunu aklımızda tutalım. Kendi muteber hadislerinizden delil ve şahit getiriyoruz, getireceğiz kısmını iddiasını aklımızda tutalım. Ve getirilen delillerin, şahitlerin ee, ne kadar muteber olduğunu, bizim ulemamız tarafından ne kadar muteber görüldüğünü burada hep birlikte müzakere edeceğiz inşallah. İlk olarak diyor ki, <laughs> sizin büyük alimlerinizden olan Firuzabadi kendi lügatinde şöyle diyor, şu isim, yani şia kelimesi ile genellikle Ali ve Ehli Beytini sevenler adlandırılmıştır. Öyle ki artık onlar için özel bir isme dönüşmüştür. Eee... Burada tercümede bir tasarruf olduğunu söyleyelim. Sanki buradan şu, şöyle bir şey anlaşılıyor. Şia kelimesi başından beri e, Hz. Ali ve onu takip edenler ya da onun ehli beyti, onun soyundan gelenler hakkında başından beri kullanılan bir tabirmiş gibi. Firuzabadi böyle diyormuş gibi anlaşılıyor. Firuzabadi şöyle diyor. Şiatur racul bir kimsenin şiası, bir adamın şiası demek etba'uhu ve ensaruhu onun tabileri ve yardımcıları demektir. Ve fırkatu ala ve müstakil başlı başına bir fırka içinde kullanılır bu tabir. Ve yaqa'u ala'l vahid ve'l isneyn ve'l cem' ve'l müzekker ve'l müennes bu kelime şia kelimesi hem tek kişi için hem iki kişi için hem çoğul olarak kullanılır. Yani bir, üç ve daha fazla kişiyi ifade etmek için kullanılır. Cem de, müzekker de, müennes de kelime değişmese aynıdır, şia'dır. وَقَدْ غَلَبَ عَلَى وَقَدْ غَلَبَ هَذَا الْاِسْمِ عَلَى كُلِّمْ مَنْ يَتَوَلَّ عَلِيًّا وَأَهْلَ بَيْتِهِ bu isim, bu Şia tabiri Aliye Hazret Aliye dostluk eden ve onun ehli beytine dostluk eden, tevella edenler hakkında ağırlıklı olarak kullanılır. Hatta sare ismen lahum hasan. Hatta öyle olmuş ki zaman içerisinde sadece onları anlatmak üzere kullanılmış. Şimdi Firuzabadi böyle diyor. Ee, onun bu sözünden biz bu kelimenin başından beri, şia kelimesinin başından beri Hz. Ali, onu takip edenler, onun ev halkı, onun ahbabı, dostları, onları anlatmak üzere kullanıldığını söyleyebilir miyiz? Böyle bir e, şey yok. Münhasıran onları anlatırdı şeklinde bir e, ifade kullanabileceğimizi gösteren herhangi bir emare yok. Tam aksine bu kelime sözlük anlamı olarak taraftar, muhip, bir kişinin çevresindeki insanlar, onu takip edenler, onun tabileri anlamında, sözlük anlamında herkes için kullanılabilir. Özellikle Hz. Osman Efendimizin şehadetine giden süreçte bu tabir, ee, ve özellikle de şehadetinden sonra pek çok kesimi anlatmak üzere kullanılmış. Tarih kitaplarını açın bakın, rivayet kitaplarını açın bakın bunu çok net görürsünüz. şiat Osman diye bir gruptan bahseder mesela kaynaklar. Osman taraftarları anlamında. Şi'atu ı Muaviye diye bir gruptan bahsedilir Hz. Osman şehit edildikten sonra. Keza şiatu Ali'den bahsedilir. Yani o büyük ayrışmada, ümmetin o büyük ayrışmasında, siyasi ayrışmasında hangi isim etrafında kümelenmişse insanlar ona izafeten falanın şiası diye anılmışlar. Hz. Osman ise Osman şiası, Muaviye ise Muaviye şiası, Ali ise Ali şiası olarak anılmışlar. Dolayısıyla başından beri Ali, Ehli Beyti ve onun dostlarını anlatmak üzere kullanılırdı bu münhasıran demek doğru değil. En azından bunu bizim muteber rivayetlerimize, nakillerimize dayandırmak mümkün değil. Şia'ya bakarsanız bu tabir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından bile bizzat kullanıldı. Birazdan örneklerini göreceğiz. O bu tabiri Hz. Ali ve Şi'a'sı hakkında kullandı. Başka hiçbir sahabinin Şi'ası olarak kullanmadı. Böyle bir izafet kullanmadı. Dolayısıyla onlara göre bu başından beri mevcut olan bir şey. Bir şey daha dikkatimizi çekiyor burada. Ee, müellif Abdullah bin Sebe diye bir adamın varlığını inkar etmiyor. Bunu kabul ediyor. Ve fakat işte mel'undur diyor. Bizim onunla irtibatımız, ilişkimiz yoktur diyor. Şia'nın bu adamla ilişkisi yoktur diyor. Şia ile Abdullah bin Sebe arasına bir e, şey koyuyor. E, mesafe koyuyor. E, bugünkü Şiilere bakıyorsunuz, özellikle o bu bahsin başında sözünü ettiğim bir kısım oryantalist çalışmalardan ilham alan ee, bir kısım Şiiler böyle bir adam yaşamadı, bu Sünnilerin uydurmasıdır e, diyorlar. Burada da böyle bir çelişki var. Yani Şia kendi arasında bir karar vermeli önce. Abdullah bin Sebedi diye bir adam var mı size göre, yok mu? Buna bir karar verin. Kaynaklarını açıp bakıyorsunuz, evet müellifin dediği gibi diyor genellikle bu böyle bir adam vardır. Allah ona lanet etsin. Bu sapık bir adamdır. Yahudidir vesairedir, melundur diyorlar. Klasik Şii kaynakları Abdullah bin Sebe'nin varlığını kabul ediyor. Ama bu modern döneme geldiğimizde böyle yeni bir metotla karşımıza çıkıyor Şiiler. Böyle bir adam yaşamadı. Bu Sünnilerin uydurmasıdır. Şia'yı gözden düşürmek için başvurdukları bir metottur diyorlar. Şia ismini Hz. Ali aleyhisselamın takipçilerine veren sizin sözünüzün aksine Resulullah'ın kendi şahsı olmuştur diyor. Bu kelime vahiy sahibinin kendi dilinde cari olmuştur diyor ve ondan sonra Efendimiz'i anlatan birkaç ayeti i kerime zikrediyor. Oraları geçelim. Tekrar burada da görüyoruz iddia devam ediyor. Şia kelimesini Efendimiz kullandı, Ali şiası hakkında kullandı gibi. Daha sonra tercümenin 72. sayfasında bu e, baskıda böyle birbirine girmiş bir şey var. Bir baskı hatası, teknik bir hata görünüyor. E, bu e, ifade anlaşılmıyor orada. Onun için orijinaline müracaat edeceğiz. Sayfa 88, Leyali Peşaver. O efendimiz Aleyhisselatü ve selamla ilgili e, onun sözleri vahidir. O hevasından konuşmaz vesaire eee ayet-i kerimeleri zikrettiği zaman müellif ehli sünnet adına konuşturulan kişi e, diyor ki هَذِهِ ayet hakku ve siddık bu ayetler doğrudur." Haktır. Efendim e, yine ceza ellezine el hak. Fakat bunlar hakkı gizleyenlerin göreceği cezayı anlatıyor. Yukarıda bir kısım ayetler zikretti müellif. Ve lakinne ma ketemne hakkan ama biz herhangi bir hakkı gizlemiyoruz, ketmetmiyoruz. Dolayısıyla bu ayetler bizi anlatmaz. Bu ayetlerin muhatabı biz değiliz. Buna cevap veriyor müellif. Diyor ki, Bi iznillahi ve lutfihi Allah'ın izni ve lütfuyla ve tahta riayetihi ve inayetihi onun gözetimi ve yardımıyla ve bil istimdad min ceddi hatemin nebi hatemil enbiya ve dedem e, hatemül enbiya'nın istimdadıyla ondan istimdatla se ekşifu lekumul hak sizin için hakkı ortaya çıkaracağım ellezî huve azhar ve ecla min eşşems güneşten daha açık ve daha parlak olan hakkı ortaya çıkaracağım ee, ve ercu en tecalu hadihi ayat sizden beklentim odur ki bu ayetleri nasba ayunukum ayunukum gözlerinizin önüne dikesiniz göz önünde tutasınız hatta la ta'khudukum izzetu bil ismi ve la tahafu lawma talaim bu ayetleri dikkate alın kınayanın kıyaması kınamasından korkmayın ve doğru neyse onu ifade edin ve ricai en tetruku taassuba li taqalid abaikum sizden ricam şudur ki taassubu ve babalarınızı taklidi terk edin. Teharraru min eğlalil adat adetlerin, geleneklerin zincirlerinden, bukağalarından kurtulun, özgürleşin. Elleti kayyedekum biha eslafukum. Bunları selefiniz sizin boynunuza, bileklerinize taktı bu kayıtları, bu kelepçeleri. Onları atın, özgürleşin. Efendim, فَحِينَ idin يَسْهَلُ عَلَيْكُمْ قَبُولُ hak o zaman hakkı kabul etmek sizin için kolaylaşır diyor. Ondan sonra karşısındaki vatandaş, ehli sünnet adına konuşan kişi zaten böyle bir şey için geldiğini, buraya hakka teslim olmak üzere geldiğini, yoksa bir taassup sahibi olmadığını vesaireyi ifade ediyor. Bunun üzerine Bir evvelki derste bir miktar üzerinde durduğumuz Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliyasındaki rivayeti zikrediyor müellif. Ee, öncesinde Ebu Nuaym hakkında bizim sünni kaynaklarda geçen bazı bilgiler veriyor. O bilgilerde de enteresan operasyonlar var. Ee, Salahuddin Halil bin İpek Safedi diyor. Bu Halil bin Aybek Es Safedi olacak. El Vafi Bil Vefeyat isimli kitabında onun hakkında şöyle diyor. Tacul Muhaddisin Hafız Ebu Naim diye zikrediyor her seferinde. Bu Ebu Nuaym olacak. İlim, zühd ve diyanette imamdır. Rivayetleri anlamakta, onları nakletmekte, hıfs ve dirayet gücünde yüce bir makama sahipti. Onun en güzel tasniflerinden biri de on ciltlik Hilyetül Evliya kitabıdır. Bu kitap sahihayn, buhari ve Müslim'den tahriç edilmiştir. Böyle diyor. Ee, acaba Safedi gerçekten böyle mi demiş? Hilyetül Evliya'yı tanıyan birisi bu kitabın içindeki rivayetlerin Bukhari ve Müslim'den tahriç edildiğini söyleyebilir mi? Bu, bu ifadeden ne anlıyorsunuz? Filyetü'l-Evliya'daki rivayetleri Ebu Nuaym Bukhari ve Müslim'den almış. Değil mi? Bunu anlıyorsunuz. Peki, e, Safedi böyle mi demiş gerçekten? Bakalım hemen direkt Safedi'ye gidelim. E, El-Vâfi bil-Vefeyât, cilt 7, sayfa 53. Şöyle diyor Safedi... Ve kana Ebu Nuaym imamen fil ilmi ve zühti ve Ebu Nuaym ilimde, zühtte ve diyanette imamdı. Ve sannefe musannefatin kethira çok eserler tasnif etti, kaleme aldı. Minha hilyetul evliya. Bunlardan biri hilyetul evliyadır. Ve el mustahrac Ale sahihayn. Telif ettiği bir diğer eser de el mustahrac ales sahihayn isimli eserdir. Şimdi hadisle az buçuk iştigal etmiş herkes Ebu Nuaym'ın böyle bir eseri olduğunu bilir. İmam Bukhari ve Müslim'in sahihleri üzerine bir istihraç çalışması yaptığını El Mustahraç ales Sahihayn isimli bir kitap yazdığını bilir. Bu kitapla Hilyetül Evliya arasında hiçbir münasebet yoktur. Peki bu kitap nedir? El Mustahraç ales Sahihayn nedir? Ee, Müstahreç hadis e, edebiyatında, hadis literatüründe bir hadis imamı bir kitap yazar, hadis kitabı yazar. Orada hadisleri kendi senediyle zikreder. Ondan sonra gelen bir hadis imamı onun içindeki hadisleri senet olarak takviye etmek amacıyla hadisi o müellifin şeyhinde veya şeyhinin şeyhinde, hocasında veya hocasının hocasında yahut daha yukarıdaki bir ravide buluşacak şekilde kendi senediyle zikreder. Yani İmam Bukhari sahihinde A, B, C şahıslarından, senette A, B, C şahıslarının bulunduğu bir e, metni zikrediyor. Efendimiz şöyle buyurdu. Bukhari bunu A'dan duydu, A, B'den duydu, B, C'den duydu. Sonra Ebu Nuaym geldi, İmam Bukhari'nin duyduğu A'ya kendi senediyle veya B'ye kendi senediyle veya C'ye kendi senediyle. Bukhari'nin senediyle değil, Ebu Nuaym kendi senediyle. Oraya ulaştırırsa rivayeti, buna biz istikraç diyoruz. Anlaşıldı değil mi? Yani senedi takviye etmek amacıyla her hadis imamının kendi senet silsilesi var. Bukhari A, B, C'den duydu aynı hadisi. Ebu Nuaym DEF'den duydu. Bunlar bir yerde G harfinde birleştiler. Bu senet G şahsında birleşti. B, ABC üzerinden gitti. Ebu Nuaym'inki DEF üzerinden gitti. G'de buluştular. İşte bu G'nin bu rivayeti nakilde tek kalmadığını gösteriyor. G'yi takviye eden bir şey bu. Ee, ya da G'den nakledenleri takviye eden bir şey. Biz buna istihraç diyoruz. Bu tür eserlere de müstahreç diyoruz. Bu isimle yazılmış, Bukhari'ye, Müslim'e daha başka eserlere yazılmış çok eserler var. Müstahreç adıyla kaydedilmiş, e, kaleme alınmış çok eserler var. Ebu Nuaym'ın bu El Müstahreci'nin de böyle bir eser olduğunu biliyoruz. Burada yapılan oyun ne? Sanki Hilyetül Evliya'nın hadisleri, bu eser içindeki hadisler Bukhari Müslim'den alınmış gibi böyle bir yalan. Ya buna gerek yok. Hani bu literatürü bilmeyen insanları, sokaktaki insanları, gençleri kandırabilirsiniz. Bu sizin maksadınız hakkında bize çok iyi şeyler söylemez. Yani biz deriz ki bu açık bir yalandır. Bu yalanı söyleyen adamın durumu şu ikisinden biridir. Bir, bilmiyor. Bilmeden böyle bir yalan söyledi. O zaman bu adam bu işlerle iştigal etmesin. Bize bizim muteber kaynaklarımızdan hadis getireceğini falan iddia etmesin. Bu adam bizim kaynaklarımızı tanımıyor deriz. Yahut iki, bu adam biliyor ama bile bile hinlik ediyor, şeytanlık ediyor. İnsanların kafasını yalan söyleyerek çeliyor. Bu ikisinden biridir. Hangisi olursa olsun Muhatabı için, yapanı için daha doğrusu bu bir ardır, bir mahcubiyet meselesidir. Eğer mahcubiyet duyabilecek durumları varsa ben şimdi buradan sesleniyorum. Bu yalanı düzeltsinler. Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliyasındaki rivayetler Bukhari ve Müslim'den tahriç edilmiştir sözü. Ya kocaman bir yalandır, iftiradır veya kocaman bir cehaletin ürünüdür. Sonra Ebu Nuaym'ın zikrettiği, rivayeti zikretti. e, ee, Ebu Nuaym'a atfederek daha doğrusu bir rivayet zikretti ve dedi ki, ee, i̇bn Abbas'tan şöyle naklediyor Ebu Nuaym, Hilyetül Evliya'da i̇bn Abbas'tan şöyle naklediyor, Beyyine Suresinin şu yedinci ayeti, اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا عَمِنُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ hum hayrul beriyye ayeti nazil olduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali bin Ebi Talib'e hitaben şöyle buyurdu. Ya Ali hayrul beriyeden. Hayrul beriyye yaratılmışların en hayırlıları demek, en hayırlısı demek. Maksat hayrul beriyeden bu ayette geçen hayrul beriyye ifadesinden maksat sen ve senin şialarındır. Kıyamet günü sen ve şiaların Allah'ın sizden, sizin de Allah'tan razı ve hoşnut olduğunuz halde gelirsiniz. Evet, bir önceki seminerde söylemiştik, bu da bir yalan. Ebu Nuaym'ın Hilyetül Evliyası'nda böyle bir rivayet yok. İbn Adi El Kamil isimli eserinde El Kamil fi Duafa zayıf ravileri zikretmek amacıyla yazılmış bir kitap. İbn Adi El Kamil fi Duafa e, isimli eserinde efendim bu rivayetin bir kısmını zikretmiş. E, orada sen ve senin şiaların geçmiyor, sadece sen geçiyor. Yani bu hayrul beriyeden maksat sensin şeklinde geçiyor rivayette. İbn Atiy'in El Kamil'de zikrettiği rivayette. Fakat bu rivayeti zikrettikten sonra İbn Ati diyor ki Ebu Sem Ebu Semure Ahmet bin Salim bin Semure bu rivayetin senedindeki bu zat tanınan bilinen birisi değildir. Münker rivayetleri vardır. Zaten bu kitabı da onun için yazdı İbn Adîy. Zayıf ravileri zikretmek maksadıyla yazdı. O her zikrettiği ravinin ismin altında naklettiği hadisi de zikrediyor İbn Adîy. Yani Ebu Semure Ahmet bin Salim bin Semureyi zikretti bu eserinde adını zikretti. Dedi ki bu zat tanınmıyor bilinmiyor münker rivayetleri var. İşte onlardan birisi de budur dedi ve bu rivayeti zikretti. Yani Hayrul Berriye sensin ya Ali. Şia yok. Senin Şiaların ifadesi e, El Kamil'de geçmiyor. E, bu Ebu Semure Ahmet bin Salim bin Semure İbn Ati'in tanınmıyor münker rivayetleri var dediği bu zat hakkında bir başka hadis imamı İbn Hibban bu adamın hadislerini delil olarak zikretmek helal değildir diyor. Bu derece e, makbul ve muteber bir adam bu. Dolayısıyla bu rivayet de o kadar muteber bir rivayet. İbnü'l-Cevzi bu rivayetin uydurma olduğunu El Mevduatul kübrasında zikretmiş. Açık bir şekilde demiş ki uydurmadır. Şimdi bu evet muteber bir rivayet oldu. Ebu Nuaym'ın Bukhari ve Müslim'den taklit ederek eserine koyduğu bir hadis oldu. Üstelik burada şiaları tabiri de geçmiyor. Şimdi bu deve meselesi bunun neresini düzeltelim? Biz bu müellife burada bir katkıda bulunalım. Diyelim ki evet bizim bir kısım kaynaklarımızda ee, Ente ya Ali ve şiatuk ifadesi geçiyor. Her ne kadar Ebu Nuaym'ın hilyesinde geçmiyorsa da, İbn-i el kamilinde geçmiyorsa da, biz size bir katkıda bulunalım. Diyelim ki bu rivayet İmam Taberi'nin tefsirinde geçiyor. Tefsirinde Beyyine suresinin ilgili ayetinde İmam Taberi bu rivayeti şöyle naklediyor. وَقَدْ حَدَّثَنَا اِبْنُ حُمَيْدٍ قال حدثنا عيسى بن فرقد عن ابي الجارود عن محمد بن علي اولئك هم خير البريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت يا علي وشيعتك bu senetle nakledilmiştir ki diyor İmam Taberi bu bu ayet hakkında efendimiz Hazreti Ali'ye hitaben dedi ki hayrul beriye sen ve senin şiandır ey Ali. Ne yapacağız? İmam Taberi zikretti bunu. Hemen şimdi buna yapışacaklar. Bak evet işte orada olmadı belki yanlış oldu filan falan oldu. Bak ama Taberi de zikrediliyormuş. Bunu da hemen alacaklar. Belki bu yeni baskılarında bu kitaba koyacaklar. Ama biz şu notu da eklemelerini isteyeceğiz onlardan. Diyeceğiz ki herhangi bir rivayetin İmam Taberi de olsa zikredilmiş olması bir tefsir kaynağında ya da ben sadece sahih hadisleri zikredeceğim demeyen, her türlü hadisi eserinde dolayısıyla zikredebilen herhangi bir hadis imamının kaynağında biz bir hadisi senediyle gördüğümüz zaman hemen bunu hakin akletti sahihtir, Taber'in akletti sahihtir vesaire demiyoruz. Aklı başında hiç kimse böyle yapmaz. Senedine bakar. Civayetin kıymeti evvel emirde senediyle kaimdir. Senet muteberse kıymetliyse rivayet de muteberdir, kıymetlidir. Değilse kim nakletmiş olursa olsun muteber değildir. Şimdi burada da bu durum söz konusu. İmam Taberi bu rivayeti tefsirinde zikretti. Senedinde bir isim görüyoruz. An Ebil Carud. Bu zat Ebul Carud küngeli bu zat Ziyad bin el Munzir. İsmi Ziyad bin el Munzir. Rical kitaplarına bakıyoruz. Ravilerin durumunu bize zikreden kitaplara bakıyoruz. Bu adam kimdir? Neyin nesidir? Matah mıdır? Muteber midir? gayrimuteber muteber midir? İbn Hacer diyor ki: "Rafiziyun kezzebehu Yahya bin ma Ma'in." Bu Ebul Carud, künyeli bu zat Rafizidir. İbn Ma'in bunun yalancı olduğunu söylemiştir. Bu notu da eklemelerini bekliyoruz tabii bu kitabın yeni baskısında. Artı rivayeti ondan nakleden kişi, senede okurken söylemiştim, Haddesena İsa bunu Ferkat diye. Rivayeti Ebul Carut'tan nakleden kişi İsa bin Ferkat, müfrit bir şiidir, fanatik bir şiidir. Hz. Ali için Dabbetül Arz odur demiş, kıyamete yakın ortaya çıkacak. Ali şu anda da ölmedi, bulutların üzerinde hani Tabbetül Arz çıkacak ya kıyamete yakın. İşte o Ali'dir diyen fanatik, yalancı bir Şii. Dolayısıyla senedinde böyle ardarda iki tane çok madalyalı Ravi'nin bulunduğu bir rivayeti de biz onlara hediye edelim, bunu da alsınlar, kullansınlar. Şimdi burada e, dikkatimizi bir şey çekiyor. Bu ilerleyen bahislerde bunu hep göreceğiz arkadaşlar. Bir kısım kitaplar zikrediliyor, bir kısım müellifler zikrediliyor. Bunlar sizin çok muteber alimlerinizdir, büyük büyük imamlarınızdır, hocalarınızdır falan deniyor. E, biz burada eğer bize karşı bizim rivayetlerimizi kullanmak gibi bir metot takip edeceklerse onlara bir tavsiyede bulunalım. Ee, bizi bağlayacak rivayetleri bize gösterin, getirin. Yani delalet ve sübut olarak açık, sarih, sahih rivayetleri getirin. Böyle oradan buradan iğneyle kazarak, dipte köşede kalmış bir takım e, gayri muteber, gayri sahih, uydurma olduğu, yalan olduğu, açık olan, Şiilerin uydurduğu, açık olan bir kısım rivayetleri bize karşı bakın sizin muteber kitaplarınızdır diye getirmeyin. Diyebilirsiniz ki Taberi bunu niye zikretti kardeşim? Bu Taberi sizin muteber bir aliminizdir. Taberi zikrettiyse bunu elbette sahih görerek zikretmiştir diyebilirsiniz. Ama e, bu Taberi'ye de iftira olur. Çünkü Taberi'den biz böyle bir şey bilmiyoruz. Benim bu tefsirde yer verdiği rivayetlerin tamamı sahihtir, sabittir, muteberdir. E, dediğini bilmiyoruz. Taberi bu muazzam muhallet eserinde bize rivayet tefsirinin şahikalarındandır. Bize her bir ayetin tefsiriyle ilgili olarak eline geçilebildiği rivayet malzemesini zikretmek üzere bu kitabı kaleme almış. Benzeri bir şey Suyuti'nin, Hafız Suyuti'nin Eddurrül Mensuru içinde geçer. Bu kitap, bu da aynen çok muazzam ee, bütün ayetler hakkında o ayetleri tefsir zımnında kendisine ulaşmış ne kadar rivayet varsa hepsini zikreden gerçekten muazzam bir eser. Bundan önce başka bir tefsir daha yazmış. Orada bu rivayetleri senetleriyle de zikretmiş. Kocaman bir külliyat olmuş. Bilahare bunu ihtisar etmiş, senetlerini atmış. Eddurrul Mensur diye 20-30 ciltlik bir tefsir kitabı bugüne kadar bize intikal etmiş gelmiş. Şimdi Suyuti burada yer verdiği her bir rivayetin sıhhatini bize garanti etmedikçe, tekeffül etmedikçe biz madem Suyuti zikretti bunu o zaman sahihtir, sahih olmalıdır demiyoruz. Suyuti'nin kendi iltizam etmediği bir şeyi biz ona nasıl yükleyelim ki? Aynı şey İmam Taberi için de geçerlidir. İleride başka eserler, başka kaynaklar da gelecek. Aynen onlar için de geçerlidir. Ee, dolayısıyla bir tavsiyemiz olsun buradan muhataplarımıza. Bizi bizim rivayetlerimizle ilzam edecekseniz eğer böyle bir şeye soyunduysanız, gerçek anlamda bizi ilzam edecek delalet ve sübut bakımından problemsiz rivayetleri getirin, onları tartışalım. Ya delaletinde problem var, siz başka bir şey anlıyorsunuz, başka türlü tevil ediyorsunuz rivayeti, aslında onu anlatmıyor. Ya sübutunda problem var. Senedinde sıkıntı var, problem var. Siz bunu muteber diye, sahih diye bize bilmeyenlere daha doğrusu yutturmaya çalışıyorsunuz. Bu çıkar bir yol değil sizi bir yere götürür.